Röya Qarabağlı da Teknofest Azərbaycan Festivalını izleyenler sırasındadır. Bizimle birbaşa bağlantıda onun da çatdıracağı məlumatlar var. Salam Röya, buyurun, neleri müşahidə edirsiniz, eşidirik. Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Teknofest'də her yenilikler, yeni xəbər olduqca biz sizlerle, tamaşaçılarımızla bölüşməyə çalışırıq. Qeyd edim ki, hazırda elə Kristal Hall'un daxilində büyük bir ərazidə gənc ixtiraçılarımız yeni texnologiyalarını təşkilatçılara sunurlar. Eyni zamanda yeni texnoloji yenilikleri Baykar firmasının baş direktoru, Baykar şirkətinin baş direktoru Haluk Bayraktar özü izləyir və gənclərə öz tövsiyələrini verir. Hazırda da özündən müsahibələr yeni texnologiyalar təqdim edir Azərbaycan gənclərə. Bu teknolojiler nece kıymetlendirirsiniz? Bizim Teknovest'in en temel amacı bu gençlerimizin hayallerini tetiklemekti. Şimdi o hayaller burada proje oluyor. Dolayısıyla bu şekilde projelerini sergilemeleri, takım haline gelmeleri, birlik halinde bu projeleri yapmaları, onların ürün olma, ticaretleşmesi yolunda önemli adımlar. Hem de kendi kişisel kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından. Bizim Teknovest Azerbaycan'da 1000'e yakın takım, 5000 yarışmacımız başvurdu. Burada farklı 10 farklı yarışma kategorisinde ve burada herkes kabiliyetlerini, birikimlerini sergiliyor. Dolayısıyla inşallah bunlar böyle adım adım ilerleyerek daha ileri seviyelere hem de öğrencilerimiz kendilerini geliştirmiş oluyor. Böylesine genç yaşta böylesine değerli projelere imza atmış oluyorlar. Dolayısıyla bunlar bizim için, Azerbaycan için, ülkelerimiz için çok büyük kazanım. Düşünüyorsunuz ki iyi bir teknolojiler, öyle mi? Devam ettirmek olar, geliştirmek olar. Kesinlikle buradaki elde edilen tecrübe çok somut, bir çıktısı olan, belli bir yerde faydası olan bir tecrübe. Yani burada programlamayı öğreniyor, yazılım, elektronik, çok farklı disiplinlerden farklı teknikleri kullanarak bir proje geliştiriyor. Bunlar çok değerli, yani okuldaki teorik eğitimi buradaki pratik tecrübeyle bir araya getirip değerli bir şey ortaya koyuyor, bir sonuç ortaya koyuyor. Bu zaten eğitim sistemimizin de en önemli gereksinimi bir anlamda. Teşekkür ederim. Baykar şirketinin diğer bir emektaşı yanımızdadır. T3 Vakfı. T3 Vakfı'ndan. Evet, sizin de fikirlerinizi alalım. Biz de bugün yıl 5.sini düzenliyoruz biliyorsunuz. Türkiye'de de ilk yılında işte 4000 takımla başladık. 2022'ye geldiğimizde aslında buradaki başvuru sayısı 150 bine çıkmış oldu. İnşallah biz Azerbaycan'da da aynı şekilde 1000 takımla başladığımız bu yolda 100 bin takımlarla bu işi devam ettirmek istiyoruz. Yerli ve milli savunma sanayi, buradaki teknolojilerimiz çok önemli. Buradaki gençlerimiz inşallah Karabağ'ı yeniden inşa edecek teknolojileri üretecekler, onlar inşa edecekler. Bunların devam etmesini, bu yolda gençlerimizin çalışmalarını istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim bir daha. Bəli, en yeni məlumatları sizlerle, tamaşaçılarla bölüşməyə çalışırıq. Qeyd edim ki, gənclərimizdə ixtiraları da böyük şirkətlərin, böyük bu qurumların böyük maraq dairəsindədir və bu sahədə əldə edilən ixtiralar, yeniliklər Azərbaycanda texnologiyanın inkişafına, eyni zamanda müdafiə, hərbi sənayesinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Hələlik bizdən bu qədər, daha ətraflı məlumatları sizinlə bölüşməyə çalışacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Röya.